Merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz gündem korona ve koronavirüs hakkında size ufak tefek bir şeyler, bir görsel paylaşmıştım. Daha önce arkadaşlar altına yorum yapmıştı. Gündem şuydu, yani o zamanki gündemde, şu andaki gündemde zaten korona. Koronavirüsüne karşı motosiklet ekipmanlarımızı, aksesuarlarımızı ve giyimimizi nasıl temizlemeliyiz? Birkaç tane öneri sıralayacağım. Siz de isterseniz altına ekleyebilirsiniz. Ben diğer arkadaşların verdiği bilgilerden de detayı vereceğim. Güvenlik önlemleri şunlar, COVID'e karşı alabileceğiniz motosiklet ekipmanlarında, yani kask, mont, pantolon, eldiven gibi şeylerde. Sürerken kaskın vizörünü mutlaka kapalı tutun diye bir öneri vermiş arkadaş. Bu gerçekten önemli. İkinci öneri ise balaklava veya maske takmak. Bu da gerçekten önemli. Korumamızı ne kadar iyi tutarsak o kadar bu virüsten korunuruz. Aynı zamanda hani bazı yerleri alkolle temizlemek veya dezenfektan kullanmak galiba belli bir yere kadar sizi koruyor. Yani işte ellerinizi sabunla yıkamak, her dokunduğunuz yerden sonra kendinizi, ellerinizi özellikle ağzınıza götürmemek, burnunuza, yüzünüze götürmemek ve sabunla yıkayıp dezenfekte etmek çok daha iyi bir önlem diyorlar. Ben de hani birkaç tane profesörün kanalından dinledim. Onların kanalından söyledim. Şu şekilde mesela dokunmak, benim de dokunma alışkanlığım var. Onları bırakmak gerekiyor. Mont, pantolon ve eldivenimizi de olabildiğince dezenfekte etmek için isterseniz hani alkollü spreylerden ya da işte kolonya spreylerinden kullanın. İsterseniz tamamen yıkayın, kullanın. Ama tabii hani bunların yıkama talimatlarına da uymak gerekiyor. Çünkü hani o tip ekipmanlarımızı, giyim aksesuarlarımızı yüksek sıcaklıkta yıkarsak biliyorsunuz bozulabiliyorlar. O yüzden de hani kolonyayla dezenfekte etmek, spreyli dezenfektanlarla dezenfekte etmek biraz daha iyi olabilir. Kaskınızı yıkayın, ekipmanlarınızı yıkayın. İç petlerini yıkarken dikkat edeceğiniz şeyleri de ekleyeyim arkadaşlar. Şimdi onları çok aşırı yüksek sıcaklıklarda yıkayamıyoruz. Bu yüzden de galiba onları tam dezenfekte edemiyoruz. O yüzden onların içine de kolonya spreylerden kullanabilirsiniz. Ama yıkarken eğer yıkayacaksanız ve sonra kolonyalı spreyle spreyleyecekseniz şöyle yapın diye bir tavsiye vereyim. Bu içindeki pedleri çıkartın, ılık suda yıkayın, yani 40 derece suda yıkayın. Normal kurumaya bırakın, sonra kolonyalı bir kolonya spreyiyle spreyleyin ve ondan sonra giyin. Giyerken de mutlaka maske takın, balaklava takın ki ne ondan size ne de sizden ona tam yıkanmamışsa veya işte pedlerin içine gelmiş de eldiveninizi bırakmışsanız veya o eldivenle gün içinde de kullanmışsanız onu tam dezenfekte edememişsiniz demektir. Etmek için de kolonya spreyi bence en iyi çözümlerden bir tanesi. Bir arkadaş da demiş ki eldivenin altına laboratuvar tipi eldiven takın. Evet, bu da bir seçenek. Normal hani ne demiş, hastane tipi eldivenler, laboratuvar tipi eldiven. Bilmiyorum, belki de hani bunu paylaşan arkadaş doktordu, laboranttı veya işte hastane çalışanıydı. Öyle bir detay yazmış. Ben bunların haricinde bir şey daha paylaşmak istiyorum. Bu da dışarıdan diyelim yemek alan arkadaşlardan veya işte kuryelerden teslimat alan arkadaşlardan, teslimatçılardan, paketçilerden yemek, gıda, ürün alan arkadaşlara bir önerim var. Alıcılara bir önerim var. Sonra kuryelere bir önerim var. Kuryeler zaten gerekli olan her şeyi yapıyorlar. Kargolarda gerekli olan her şeyi yapıyorlar. Bütün güvenlik önlemlerini, virüse karşı olan tüm güvenlik önlemlerini alıyorlar. İşte eldiven takıyorlar, spreyliyorlar. Hani olabildiğince dezenfekte şekilde size ürünü getiriyorlar ama siz ürünü alırken para alışverişi yapıyorsanız parayı alıp verdikten sonra ellerinizi mutlaka dezenfekte edin. Yıkayın, sabunla yıkamak her zaman daha iyi oluyor diyorlar. Burada tekrarlamış olayım. İkincisi de onu aldıktan sonra torbaları da dezenfekte edin veya ürünün kutu dışını dezenfekte edin. Kutunun içinde bir paket varsa onu tekrar dezenfekte edin ve hani elinize al. Yani bunlar önlemler. Hani bu kadar da gerek var mı acaba diye düşündürtüyor bazen. Ama hani işte biliyorsunuz WhatsApp'tan bir sürü video geliyor herkese, bir sürü şey geliyor herkese. Tedirgin edici videolar geliyor.
bazıları ne kadar doğru, bazıları gerçekten korona yüzünden mi bu hale gelmişler? Emin olamadığımız videolar, bazıları da eminiz hani, ama bazıları bu ülkede yaşanmayan, İtalya'da yaşanan ölümleri gösteren videolar. Hani biz dezenfekte önlemlerini alalım, yani virüs bize bir şekilde dokunmasın, çünkü bu virüs gerçekten tehlikeli, dünya genelinde de çok yayılıyor. Dün açıklandığına göre ölüm sayısı 93'e mi, 100'e mi artık, 95'e mi gelmiş. O yüzden de hani dikkatli olursanız, biz mağazada hani dikkatli olmaya çalışıyoruz, müşterilerle uzaktan ilgilenmeye çalışıyoruz. İşte müşterilere ne denir, hani uzaktan ilgilenip sunmaya, detaylarını vermeye çalışıyoruz. Ben de videolarla bunları size aktarmaya çalışıyorum. Yani mağazalara çok uğramamaya çalışın arkadaşlar. Çoğunlukla internet sitemiz zaten açık, kargomuz çalışıyor, kapıda nakit ödeme imkanımız da var. Bunlardan da faydalanabilirsiniz. Gelince kargo size 3 gün içinde geliyor zaten bizden sipariş ettiğinizde. Ancak olmayan ürünlerde ithalatçı firma bize ilettikten sonra 3 gün içinde size ulaşıyor. Onu da hatırlatayım. Covid hakkında hani konuşmam, hani benim bilgim dahilinde konuştum tabii ben. Detayları siz zaten hani benden daha iyi biliyorsunuzdur. Doktor arkadaşlar vardır kanalda. Hekim arkadaşlar vardır, bilgili insanlar vardır. Onların bilgileri bizler için gerçekten çok önemli, çünkü sağlık çalışanlarımızın değerini burada da hani bilime ne kadar ihtiyacımız var, burada da anlamış olduk. Hastanelerimizdeki hani hasta sayısının artmaması için kendi güvenlik önlemlerimizi sıkı tutarsak herhangi bir şekilde bu virüsten etkilenmeyiz ve atlatırız. Ülkemiz de atlatır. Umarım yararlı olmuştur bu video. Ben de hani kendimce detaylar vermeye çalıştım. Bu konudan çok yetkili olmasam da. Motosiklet aksesuarları hakkında hani giyim ekipman konusunda eğer detay vermek istiyorsanız, hani şu şekilde temizleyin, bu şekilde temizleyin daha iyi olur diyebileceğiniz bir konumdaysanız, siz de detayları yorum kısmına yapabilirsiniz. Umarım hiç kimseye COVID-19 koronavirüsü bulaşmaz. Hepimiz sağlıklı günlerde, mutlu günlerde tekrar gezilere, etkinliklere katılabilecek kadar sağlıklı oluruz. Hepinize iyi sürüşler.